Quanto tempo o goleiro tem para reagir a uma cobrança de pênalti? Ou seja, quanto tempo ele tem para escolher o canto? Güzel soru Tiago. Teşekkürler. Cevap bulmak için önce bir penaltı vuruşunda söz konusu olan boyutlara bakalım. Vuruş kale 12 yarda yani 36 feet mesafeden yapılır. Kalenin genişliği 24 feet'tir yani 8 yardadır. Kalenin yüksekliği ise 8 feet'tir. Şimdi bunlar kadar bariz olmayan boyutlara bakalım. Topa vurulan nokta ile kalenin sağ alt köşesi arasındaki mesafeyi bulmaya çalışalım. Topa vurulan nokta ile yani penaltı noktası ile kale direğinin sağ alt köşesi arasındaki mesafeyi bulacağız. Çok kolay. Ve aynı zamanda bu mesafenin sol alt köşe yani sol direğin alt köşesine olan uzaklıkla aynı olduğu çok açık değil mi? Kalenin sol alt köşesine olan uzaklık da bunun aynısı. Bu uzaklığı nasıl bulabiliriz? İsterseniz burada videoyu biraz duraklatın ve düşünün bu uzaklığı, bu mesafeyi nasıl bulacağız. Çizdiğim şekle bakarak söyleyebiliriz ki, diyebiliriz ki bu bir dik üçgen, o halde Pisagor teoremini kullanarak bu uzunluğun ne olduğunu bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şöyle. Üçgenin bu kenarının 36 feet olduğunu biliyoruz. Ve taban kenarının da kalenin yarısı uzunluğunda olduğunu biliyoruz. O halde bu kenar 12 fit uzunluğunda. Pisagor teoremine göre bu uzunluk diğer kenarlarının karelerinin toplamlarının kare eşittir. Diğer kenarların karelerinin toplamlarının karekökü. O halde bu karekök kök içinde 12'nin karesi artı 36'nın karesine eşit. Hesap makinemizi çıkaralım ve hesaplayalım bakalım neymiş. Karekök içinde 12'nin karesi artı 36 feet'in karesi. Evet, eşittir 37,9. O halde bu sayıyı kullanalım. 37,95 diyebiliriz, yani neredeyse 38 feet. Şimdi de başka bir mesafeyi bulalım. Daha uzun bir mesafe, yani kalenin sağ üst köşesine, kale direğinin üst 90 tabir edilen yere topun uzaklığı. Bu da tabii ki ne olacak? Sol üst köşeye olan uzaklığa eşit olacak değil mi? Yine söylüyorum, isterseniz burada videoyu durdurun ve kendiniz hesaplamaya çalışın. Şimdi bir dik üçgen daha çizelim. Bu ilki gibi bir bakışta görünmeyebilir ama topun kalenin sağ üst köşesine olan 90'a olan uzaklığını çizince yine bir dik üçgen buluyoruz. Değil mi? Bir dik üçgen daha oluşturmuş oluyoruz. Dikkat edin bu açı 90 derece. Kenarlardan bir tanesi 37,95 feet. Diğer kenarsa 8 feet yüksekliğinde. O halde bu mesafe eşittir karekök içinde, yine karekök içinde 37,95'in karesi artı 8 feetin karesi artı 8 feetin karesi. Şimdi de buna hesaplayalım. Hesap makinesini çıkaralım. Evet, son sonucun karesini al demek bu. Sonra da buna 8'in karesini ekliyorum ki 64 ettiğini biliyoruz. Şimdi bunun kare kökünü alalım. 1504'ün kare kökü. Neymiş? 38 virgül, kabaca 38 virgül 8 fit diyelim buna. Veya yok, virgül 78 olsun, böyle yapalım. Yani bu da yaklaşık olarak 38,78 feet'e eşitmiş. Şimdi de şunu düşünelim. Kalecinin bu noktaya ulaşması için gereken zamanı hesaplayalım. Çünkü ulaşılması en zor noktanın bu olduğu söylenebilir değil mi? Kaleciye en uzak nokta bu. Buraya ulaşmak için bayağı bir sıçraması, zıplaması, plonjon yapması gerekiyor değil mi? Şimdi bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklığa bakalım. Sonuçtan hareketle, sonuçtan hareketle kalecinin gerçekte ne kadar yol alması gerektiğini hesaplayalım. Çünkü kalecinin belli bir boyu var değil mi? Ellerini de yukarı uzatabiliyor. Neyse bu da sonuçta çok basit bir Pisagor teoremi problemi. Burada da bir dik üçgen var yine aynı şekilde. Bu tarafta da aynısından var tabi. Burada da bir dik üçgen var. Bu uzunluk 12 feet. Bu uzunluksa 8 feet. O halde buradaki mesafe eşittir karekök içinde 12 feet'in karesi yani 144 artı 8 feet'in karesi yani 64. Bakalım, karekök içinde 144, 144 artı 64 eşittir 14,42 feet, yani bu da 14,42 feet'e eşitmiş. Şimdi kalecinin buradan buraya olan mesafenin tamamını kat etmediğini varsayıyoruz. Sonuçta belli bir boyu var, ellerini havaya kaldırabiliyor falan filan. O halde kalecinin bu şekilde uzandığını düşünebiliriz. Topa atlamaya çalışıyor değil mi? Plonjon yapacak. Dolayısıyla kat etmesi gereken gerçek mesafe parmakların ucuyla parmakların ucuyla köşe noktası arasındaki mesafe. Uzanabildiği kadar uzanmış bir kalecinin mesela 7,5 fit uzunluğunda olduğunu varsayalım. Uzanabildiği kadar uzanmış. O halde bu uzunluk kalecinin uzandığı durumda 7,5 feet'tir. Ve kaleci 14,42 feet mesafedeki bir noktaya ulaşmaya çalışıyor. Sayıları biraz yuvarlasak iyi olacak. Mesela buna 14,42 değil de 14,4 diyelim. O halde kalecinin 6,9 fit'lik bir mesafe kat etmesi lazım, değil mi? 6,9 fit'lik bir mesafe kat edecek. Yani sağ üst köşeye veya sol üst köşeye çekilen bir şutta, atılan bir şutta topun kat etmesi gereken mesafe neydi? Neredeyse 39 fite eşitti. 38,8 38,78 fite eşit. Kalecinin ise 6,9 fit mesafe kat etmesi gerekiyor. Artık kalecinin ve topun, kalecinin ve topun kat etmeleri gereken mesafeleri bildiğimize göre bu yolların alınması için gereken süreleri bulmaya çalışabiliriz. Bunun için de hızları ile ilgili varsayımlarda bulunacağız. İnternette kısa bir araştırma yaptım okuduğuma göre bir penaltı vuruşunda, hızlı bir penaltı vuruşunda top saatte 60 mil hıza ulaşabiliyormuş. Gerçi saatte 80 mil'e hatta daha bile yüksek hızlara ulaştığı belgelenmiş örnekler de varmış. Ama hızlı bir penaltı vuruşunda topun saatte 60 mil yani 100 kilometre hıza ulaştığını varsayalım. Yani şutun hızı bu veya topun hızı. topun hızı olacak tabii. Ve kalecinin de saatte 15 mil hızla sıçrayabildiğini varsayalım. Olduğu yerden bayağı iyi bir hızla sıçrıyor yani. Hatta... Biraz abartılı bile olabilir bu hız. Neyse, buraya sıçrama hızı diyelim. Kalecinin sıçrama hızını saatte 15 mil olarak yazdık. Burada her şeyi feet cinsinden yazdık. O zaman buradaki hızları da feet'e çevirmemiz lazım değil mi? Birimler aynı olmalı. Saatte 60 mil. Mili feet'e çevirebilmek için hatırlayalım. 60 mil eşittir. 60 çarpı 5280 feet. 1 mil 5280 feet'e eşit. Ama bu bize bir saatte alınan feet sayısını veriyor ve biz sonucu feet bölü saat cinsinden istemiyoruz. Feet bölü saniye cinsinden istiyoruz. O zaman ne yapacağız? 1 saat, bu bir saatte alınan yolun, bir saatte alınan yolun feet cinsinden değeri, 1 saniyede alınan yolu bulmak için bunu 3600'e bölmemiz lazım. Çünkü bir saatte 3600 saniye var değil mi? Elde ettiğimiz sonuç, elde ettiğimiz sonuç ne oluyor? 88 feet bölü saniye. 88 feet bölü saniye. Topun hızı bu. Aynı şeyi kaleci için de yapalım. 15 çarpı 5280. Bu bize feet cinsinden 1 saatte kat edilen yolu veriyor. Oysa biz bir saniyede kat edilen yolu bulmak istiyoruz. O yüzden bunu 3600'e bölüyoruz. Ve ne çıkıyor? 22 feet bölü saniye sonucuna ulaşıyoruz. Bu da 22 feet bölü saniyeye eşitmiş. 22 feet bölü saniye. Şimdi bu hızları kullanarak topun bu noktadan kalenin sağ üst köşesine ulaşması için gereken süreyi hesaplayabiliriz. Şunu hatırlasak yeter. Yol eşittir hız çarpı zaman. Zamanı bulmak için de yolu hıza bölmemiz lazım, değil mi? O halde topun hareket süresi, topun hareket süresi eşittir 38,8 diyelim. 38,8 feet. Burada bir sürü yuvarlak hesap yaptık zaten. Eşittir 38,8 bölü 88 feet bölü saniye. 88 feet bölü saniye. O da eşittir. 38,8 bölü 88 eşittir. 0,44 saniye. Yazalım. 0,44 saniyeymiş yani. Yani bir saniyenin 1 saniyenin yüzde 44'ü. Demek ki topun buraya ulaşması yarım saniyeden biraz daha az sürüyormuş. Elbette top daha hızlı gidiyorsa süre daha da kısalır. Daha yavaş giderse de süre uzar. Şimdi bakalım. Kalecinin bu 6,9 feet mesafeyi kat etmesi ne kadar sürecek? Kalecinin hareket etme süresi, kalecinin hareket etme süresi eşittir. 6,9 feet Zaten bu pozisyonda olduğunu varsayıyoruz. Yani uzanmaya şimdiden başlamış veya sıçradıktan sonra havadayken uzanıyor. Tabii bir sürü sayı yuvarlıyorum burada. 6,9 feet bölü 22 feet bölü saniye. 22 feet bölü saniye. Bu da neye eşit? 6,9 bölü 22 eşittir. 0,31 buraya kadar yuvarlıyorum. Eşittir 0,31 saniye. Az önce yaptığımız hesaba göre topun bu noktaya ulaşması 0,44 saniye sürüyor. Kalecinin aynı noktaya ulaşması ise hızını saatte 15 mil kabul edersek 0,31 saniye alıyor. Yani aradaki fark, kalecin nereye atlayacağına karar vermek için, hatta aslında sıçramak için, gerinip zıplama pozisyonuna geçmek için sahip olduğu süre, bu ikisi arasındaki fark sadece, farklı bir renkle yazayım bunu, 0 tam yüzde 13 saniye. Karar vermek için saniyenin yüzde 13'ü kadar zamanı var. Penaltı vuruşlarının bu kadar sık gole dönüşmesi aslında bu yüzden zaten. Çoğu insanın tepki süresi, hatta profesyonel atletlerin bile, profesyonel atletlerin bile tepki süresi buna yaklaşabiliyor. İnternette araştırdım ama diğer insanların çoğunda tepki süresi bunun yakınına bile yanaşmıyor. Bunun en az iki katı. Yani kaleci doğru kararı verse ve saatte 15 mille sıçrayabilse bile, karar vermek için sahip olduğu süre saniyenin onda birinden biraz fazla. Ve tekrar altını çiziyorum. Bu sonuca yaptığım varsayımlar, benim yaptığım varsayımlar üzerinden ulaştık. Siz kalecinin zıplama hızıyla ilgili daha yüksek veya daha düşük bir varsayımda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde topun hareket hızını daha yüksek ya da daha düşük kabul edebilirsiniz. Ve kalenin farklı noktalarına çekilen şutlar üzerine kafa yorabilirsiniz. Varsayımlarınızdan hareketle farklı noktalar için gereken farklı süreleri Pisagor yöntemini kullanarak, bizim yaptığımız gibi Pisagor yöntemini kullanarak, hesaplayabilirsiniz. Tüm kaleci arkadaşlara selamlar. Kolay gelsin.